Bugün TÜİK tarafından konut satış istatistikleri açıklandı arkadaşlar. Ağustos ayına ait olan. Ve bu tablo bizi bir kez daha haklı çıkarttı. Çünkü Ağustos ayında konut satışlarında çok ciddi bir gerileme olacağını iddia ediyordum sizlere. Ve nitekim dediğimiz birebir çıkmış durumda. Diğer taraftan Eylül, Ekim, Kasım, Aralık aylarında çok daha agresif bir düşüş trendi göreceğiz konut sektöründe. Ve bu satışların düşmesi de konut fiyatlarının tepe taklak yapacak. Bunun ayrıntılarını biraz sonra Haziran, Temmuz ve Ağustos aylarını kıyaslayarak sizlere anlatmaya çalışacağım. Aynı zamanda rakamları da konuşacağız. Hepiniz hoş geldiniz sevgili dostlarım. Bakın, Haziran ayı itibarıyla biliyorsunuz krediler açıklandı pandemi bahane edilerek. Haziran ayı itibarıyla 190.012 konut satıldı. Çok düşük faiz oranları vardı ve sanki bedavaya verilecekmiş havası yaratıldı insanlara. Bunun gazı ve bunun hızıyla Temmuz ayındaki satışlar 224.000'e çıktı arkadaşlar. Evet, ve Ağustos ayına geldiğimizde satışlar bir anda 170.000 seviyesine geriledi. Hala bunu birileri geçen yıla göre oranlayarak %54'lük bir artış olarak göstermeye çalışıyor olabilir. Ama bu gerçekçi bir yaklaşım değil arkadaşlar. Kim ne derse desin. İşin gerçeği konut satışlarının bir önceki aya göre kıyaslanması. Hatta iki önceki aya göre kıyaslanması. Haziran ayının üzerinde bir rakamda mıyız? Altında bir rakamda mıyız? Ya da Temmuz ayına göre bir yükseliş mi var? Bir düşüş trendi mi var? Ona bak. Bakacaksınız ve konut satışlarının yükseliş eğiliminde olduğunu ya da düşüş eğiliminde olduğunu söyleyeceksiniz. Nitekim Türkiye'deki konut satışlarının Ağustos ayı istatistikleri TÜİK tarafından açıklandığında net olarak görüyorsunuz ki Temmuz ayına göre Ağustos ayında %25 oranında satışlarda düşüş var arkadaşlar. Eğer ki kredi musluklarının açılması hala işe yarıyor olsaydı şu anda Haziran'da başlayıp Temmuz'da devam eden yükseliş trendinin devam ettiğini görürdük. 224.000 adet Temmuz ayında satıldıysa Ağustos ayında 260.000 adet satılması gerekirdi. Eylül'de 280-290.000 adet satılması gerekirdi. Tam tersi oldu. Haziran ayının bile altına indi. Haziran'da 190.000 küsür ev satılıyor. Temmuz'da 224.000'e çıkıyor. Ağustos ayına gelindiğinde Haziran ayının da gerisine düşülüyor. 170.000 adette kalıyor satışlar. Bu ne demek arkadaşlar? Önümüzdeki günlerde ve önümüzdeki aylarda konut satışlarındaki düşüş hızla artmaya devam edecek ve biz tekrar konut satışlarında 100.000'in altını göreceğiz. Aşağıya trend dikkat çekici bir şekilde karşımıza çıkmaya başlayacak. Piyasada çok ciddi bir durgunluğu beraberinde getirecek ve dolayısıyla konut fiyatlarındaki düşüşü beraberinde getirecek. Konut üretme maliyetleri arttı. Bu nedenle konut fiyatlarının düşmesi mümkün değil. Aksine konut fiyatları artacak falan diyenler var. İyi de konuştuğumuz yeni üretilen konutlar değil ki. Zaten stoklarda neredeyse 5 milyona yakın konut var. Bu konutların büyük bir kısmı satılamamış kenarda duruyor. Ve bu konutların maliyeti yaklaşık 4 sene önce inşaat maliyetlerinin dip olduğu dönemlerde oluşturuldu. Dolayısıyla arkadaşlar bu söylem hikayeden başka bir şey değildir. Ha, yeni yapılacak konutlarda elbette ki maliyet farkı olacaktır. Ama burada kritik nokta şu. İnşaat firmalarının pek çoğu başladıkları inşaatları bile devam ettirmiyorlar ki yeni inşaatlara başlasınlar. Pek çok popüler bölgede bile bunların başında Ataşehir geliyor. İnşaatların çoğu yarım yamalak durmaya devam ediyor arkadaşlar. Müteahhitler mevcut inşaatları bile devam ettirmiyorlar. Bunun yanında zaten yeni başlayan proje ortalarda görülmüyor. T-zonları açardınız eskiden. Her tarafta inşaat firmalarının yeni başlayan projelerinin reklamlarını görürdünüz. Gazetelerde sayfa sayfa başlayan yeni projelerin reklamlarını görürdünüz. Oysa şu anda yapılan reklamların pek çoğu zaten bitmiş olan stok ürünler. İleriki bir döneme teslim tarihi verilen pek çok proje ise yeni başlayan proje değil, gecikmiş projeler. Bundan bir sene önce, iki sene önce teslim edilmesi gereken projeler hala satmaya
çalışıyorlar. Demek ki sektörde öyle işler çok iyi falan gitmiyor. O 0.64, 0.74 faiz oranları falan yok. Neredeyse bütün faiz oranları %1'in üzerine çıkmış durumda. Hem bir tarafta yüksek faiz oranları var, öbür tarafta yüksek fiyatlar var. Daha da ötesi düşük talep var. Kimse bu ortamda, özellikle dövizin kırılganlığının olduğu bu ortamda, altın her geçen gün daha hızlı yükseldiği bu ortamda, konut fiyatlarının olduğu yere çakıldığı ve önümüzdeki dönemde düşme olasılığının her geçen gün arttığı bu ortamda konut piyasasına yanaşmıyor. Yatırımcıların hiçbiri zaten konut alma niyetinde falan değil. İhtiyacı olanlar konuta bir anda atladılar. Onlar da alacaklarını aldılar. Konu kapandı. Bundan sonraki süreçte konut satışlarının daha da dip yaparak arttığını göreceğiz, gözlemleyeceğiz. Az buz bir rakamdan bahsetmiyoruz bakın. Temmuz ayında 224 bin konut satılıyor. Ağustos ayına geliyorsunuz 170 bin konut anca satılmış. Yani 50 bin konut birden düşmüş konut satışlarında. Eylül ayında 120 bin konutu geçerse öpsünler başlarına koysunlar. Böyle bir ihtimal yok arkadaşlar. Ekim ayında 70 binlerde kalırsak hiç şaşırmayın. Her geçen ay çok daha dramatik bir şekilde konut satışlarının bundan sonraki süreçte düştüğünü göreceğiz. Kurda bir kırılma olursa ve faiz oranları bir anda fırlarsa işte o zaman konut satışları tamamen durma noktasına gelecektir arkadaşlar. Fiyat yükselişi falan beklemeyin, öyle bir tablo yok. Dövizin yükselmesiyle konut fiyatlarının yükselmesi paralel değil, aksine tamamen ters orantılı arkadaşlar. Çünkü döviz fiyatları aşırı yükseldiğinde ister istemez Merkez Bankası öyle ya da böyle ya piyasa faizini ya da politika faizini yükseltmek zorunda kalıyor. Piyasa faizi ya da politika faizinin yükselmesi ise kredi faizlerinin yükselmesi anlamına geliyor. Ekstra bir maliyet anlamına geliyor ve kredili satışların da durma noktasına gelmesi anlamına geliyor. Kredili satışlar durduğu an itibarıyla da zaten Türkiye'de peşin parayla bu fiyatlarla ev alacak insan sayısı az olduğu için konut satışları da dip yapacak ve yapıyor. Hep söylediğim bir kez daha söylüyorum. Eğer ki ihtiyaç sahibiyseniz, konutu ihtiyacınızı giderme amacıyla alıyorsanız ve doğru fiyattan alıyorsanız, 12 yılla 14 yıl arasında kirasıyla kendisini amorti edebilecek bir ev alıyorsanız hiç itirazım yok. Hemen koşa koşa gidin, uygun krediyle alabildiğiniz evi alın. Ama gerek İstanbul gerek Türkiye koşullarında bir ev kirasıyla, bırakın kendisini 12-14 senede amorti etmeyi, 20 senenin altında bile amorti etmiyor. Birileri gözümüzün içine baka baka bizlere kazık atmaya çalışıyor. Bu durumda konut satışlarının her geçen gün biraz daha düşmesini beraberinde getiriyor. Konut satışları düştükçe konut fiyatları da düşüş eğilimine giriyor. Öbür taraftan bakın, pek çok konut krediyle alındı arkadaşlar. Ve bu kredilerin pek çoğunun ödenemez noktaya geldiğini biliyoruz. Bankalar yarın öbür gün konut zengini olacaklar. Ellerinde bir yığın konut stoğu oluşacak ve bu konutları da öyle ya da böyle elden çıkartmak zorundalar. Bankacıların işi emlakçılık değil aslına bakarsanız. Evet, emlak siteleri gibi bankaların da artık özel satış siteleri var, kabul ediyorum, ama esas işleri emlak satmak değil. Öbür taraftan bankalar piyasadaki düşüş eğilimini gördükleri an itibarıyla fiyatları kırmak zorunda kalacaklar. Çünkü zaten maliyetleri düşük. Bankaların da agresif fiyat indirimleri sonrasında konut fiyatlarının çok daha sert bir şekilde düştüğünü hep birlikte göreceğiz. Ya da ödemesini gerçekleştiremeyen pek çok kişi ister istemez fiyatı düşürerek konutları zararına ellerinden çıkartmaya çalışacaklar. Bu da konut fiyatlarını düşürecek. Bu bir domino etkisi yaratacak arkadaşlar. Yarın öbür gün herkes elindeki konutu çıkartmaya çalışacak ve bu da fiyatların dip yapmasını beraberinde getirecek. Ne zaman ki konut fiyatları feasible dengeye oturacak, yani o biraz önce bahsettiğimiz 12-14 yıl aralığında kirasıyla kendisini amorti etme aralığına yerleşecek, işte o zaman konut piyasası hareketlenmeye başlayacak. Kredi oranları da uygun olursa eğer,
konut sektöründe bir canlanma olacak. Ama faizler çok yukarıda olursa konut sektöründeki fiyatların düşmesi de satışların artmasını sağlamayacak ve yıllar süren bir konut sektörü kriziyle karşı karşıya kalacağız arkadaşlar. Onun için kimse konut şöyle uçacak, böyle uçacak, önümüzdeki dönemde fiyatları daha da artacak falan hikayeleri okumasın arkadaşlar. Konut fiyatlarının artması için hiçbir sebep yok. Bakın tarih de veriyorum sizlere. Bundan maksimum 6 ay sonra konut sektörüne büyük bir krizle karşı karşıya kalınacak. Özellikle kur kırılmasından sonra. Kur yükselmezse ne olacak? Kur yükselmezse ne olacak diye bir ihtimal yok arkadaşlar. Bugün bütçe rakamları açıklanıyor. 28 milyar fazla vermiş. Peki nasıl vermiş? Konut satışlarının sağladığı harç ve tapu gelirleri, vergi gelirlerinden ÖTV indirimi olacak söylentilerinin yayılmasıyla ikinci el ve sıfır piyasasının canlandırılmasından kaynaklanan vergi gelirlerinden. Ama her iki alanda da balon patlamış durumda. Bugünden sonra devletin vergi toplama ihtimali de azalıyor. Bütçe açığı tekrar geriye dönecek ve 200 milyar dolara bu kez sapan etkisiyle yükselecek arkadaşlar. Vergi toplamak çok daha zor hale gelecek. Vergi getiren sektörlerdeki tıkanıklık vergi gelirlerinin iyiden iyiye dip yapmasını beraberinde getirecek. İşler düzeliyor falan değil. Bugünkü bütçe rakamlarının bu ay için artı veriyor olması önümüzdeki aylarda eksinin artarak devam etmeyeceğini bize göstermiyor. Dış ticaret verileri zaten berbat durumda. Merkez Bankası'nın rezervleri her geçen gün biraz daha kötüye gitmeye devam ediyor. Dış borcun çevrilmesi problemli. Kredi derecelendirme kuruluşları bu gerçekleri gördükleri için Türkiye'nin kredi notunu düşürmeye devam ediyorlar ve edecekler. Moody's kredi notunu B1'den B-2'ye indirdi ama esas oradaki ayrıntı görünümün negatife çekiliyor olması. Yani diyor ki Moody's önümüzdeki aylarda Türkiye'nin kredi notunu indirmeye devam edeceğiz. Burada size şunu söylemeye çalışıyorum. Bütün bu gelişmeler kur üzerindeki baskıyı arttıracak ve devalüasyonist bir etki yaratacak. Devalüasyonist bir etki karşımıza çıktığında ister istemez faizler yukarıya çekilecek ve faizler yukarıya çekildiğinde konut sektörüne bir darbe daha vurulmuş olacak. Şimdiden sizleri uyarıyorum arkadaşlar. Ve gelelim rakamlara. Rakamlar bugün bize neler söylüyor? Biraz da onlara bakalım. Borsayı 111 bin seviyesine kadar yükselttiler. Bravo, alkışlamak lazım. Ama tekrar 110 binin altını zorluyor. Diyorum ya, çekip çekip aşağıya veriyorlar. Çekip çekip aşağıya veriyorlar. Bütün dertleri yüksekten malı vatandaşa çakabilmek. Bu kadar basit arkadaşlar. Bu yeme gelirseniz aylar boyunca borsada tıkılıp kalırsınız. Haberiniz olsun, özellikle sizleri uyarmak istiyorum. Dolar cephesinde şimdilik 7.50'nin hemen altındayız. Görünen o ki arkadaşlar, önümüzdeki günlerde 7.50 kırıldığı an itibariyle bir anda 7.80'i göreceğiz. Daha sonrasında da devalüasyonist etkiler devreye girmeye başlayacak. Özellikle Ekim, Kasım ve Aralık ayları çok tehlikeli. Çünkü cari açığın daha da açıldığı aylar olacak. Ödemeler dengesinin daha da bozulduğu aylar olacak bunlar. Euro'ya bakıyorum, 8.86 seviyesinde 8.90'ın üzerine kadar çıktı. Özellikle paritenin 1.19 zorlamasından dolayı. Faiz cephesinde %13'ün üzerine artık oturmuş durumdayız. Biraz önce söylediğim döviz kırılganlıkları, para sıkışıklığının daha da artıyor olması faizin 15-16 seviyesine kadar yükselmesini beraberinde getirecek arkadaşlar. Altın onsu bugün 1965 seviyesine kadar yükseldi. Sonrasında 1960'ın üstünde tutunamadı. Geriye geldi. Şu sıralar 1950'lerde, eğer ki kapanışını 1960'ın üzerinde yapmayı başarırsa ve birkaç günde buralarda tutunursa arkadaşlar, ilk hedef 1980, sonrasında 2000'in üzerini görürüz. Ama dünyadaki gerilimler daha da artarsa, ikinci dalga etkisi daha da gündeme düşmeye başlarsa, ki düşüyor, altını kimse tutamaz. Altının onsu bir anda 2000 doların üzerine çıkar. 2100'ü zorlar ve sonrasında da ilk hedefi olan 2300'e ilerler. Brent petrol 39 dolar seviyelerinde, 40 doların üzerine çıkmıyor. 40 doların üzerine çıkmamasının tabii ki temel nedenlerinden birisi depoların yine doluyor olması, üretimin artmıyor olması. Bakın, Amerika'da %1 civarında artması bekleniyordu sanayi üretiminin, %0.4 seviyelerinde kaldı. Demek ki ne Amerika'da
ne Avrupa'da beklenen üretim rakamları yakalanamıyor arkadaşlar. Bu da petrolü olan talebin her geçen gün biraz daha azalacağını gösteriyor. Petrolü olan talebin azalması ise petrol fiyatlarında ciddi bir yıkımı beraberinde getirir. Çünkü depolar dolduğu an talep olmazsa ne olacak arkadaşlar? Geçtiğimiz dönemde olduğu gibi fiyat kırmalar başlayacak ve çok ciddi düşüşler görülecek petrol fiyatında. Ez cümle arkadaşlar şunu söyleyebilirim sizlere. Konut sektörü şu anda en riskli sektörlerden birisi. Konut fiyatları şu anda tamamen balon noktasında. Önümüzdeki aylarda talebin aşırı düşmesi satışlarında dip yapmasını beraberinde getirecek. Hem piyasadaki mevcut stokların hem de bankalardaki stokların artık elden çıkartılmak zorunda olması, stok maliyetinin her geçen gün hem bankaları hem de firmaları büyük bir çıkmaza sokması nedeniyle fiyatlar dip yapmak zorunda kalacak arkadaşlar. Konut bundan sonraki süreçte iyi bir yatırım aracı gibi görünmüyor. İhtiyaçsa elbette konut alınabilir. Konuttan bir karlılık beklentisi içerisinde olmamanızı özellikle tavsiye ediyorum. Evet. Bu videomun da sonuna geldim. Yeni videoda tekrar birlikte olacağız. Görüşene kadar hoşçakalın, mutlu kalın. Yorumlarınızı mutlaka bekliyorum. Abone olmayı ihmal etmeyin. Bildirimlerinizi mutlaka açın. Sizlere çok daha hızlı bir şekilde ulaşabiliyorum. Eğer videoyu beğendiyseniz mutlaka dostlarınızla paylaşın. Katıl butonuna basarak kanalımıza destek verebilirsiniz. Ve beni Instagram'dan da takip etmeyi ihmal etmeyin. Hoşçakalın, mutlu kalın dostlar.